Aşağıda verilen 3 terimli ifadeleri çarpanlarına ayırınız. Öncelikle arkadaşlar x kare artı 7x artı 12'den başlayalım. Ne yapıyorduk? Çarpımları 12 olacak şekilde 2 tane sayı belirliyordum 4 ve 3. X kareyi de x x şeklinde ayırıyordum. Çapraz çarpımları da bakın x ile 3'ü çarptım buradan 3x geldi. x ile 4'ü çarptım 4x geldi. Bunların toplamı da bana ne yapacaktı? Ortayı verecekti. Dolayısıyla artık çarpanlarına ayırdım. Nasıl? x artı 4'e x artı 3 şeklinde. Şimdi ikincisine bakarsak eğer b şıkkındakine nedir? x kare eksi 8x eksi 20 oldu. Bu durumda ne olacaktır? Yine çarpımları 20 olan ve toplamları eksi 8 olan iki tane sayı bulacağım. X kareyi ayırdım. X x şeklinde. Ee, şunu da ona 2 şeklinde ayırıyorum. Bakın şimdi çapraz çarpımını yaptım. 2 x çapraz çarpımını yaptım. 10 x yalnız toplamları eksi olacak değil mi? Eksi 8 x. O zaman şu 10'un önüne eksi koyuyorum. Şuna da dikkat edin. Aynı zamanda eksi 10 ile 2'nin çarpımı ne geldi? Eksi 20 geldi. O zaman şimdi yazarken nasıl yazacağım? x eksi 10 çarpı x artı 2 dedim. Sonuncusuna bakarsak sonuncusu da neydi? x kare eksi 3x eksi 4 şeklinde. Bu sefer yine çarpımları 4 olacak ve toplamları eksi 3'ü verecek. Çarpımları da eksi 4 olacak bu arada. Buna da dikkat edelim. Şimdi eksi 4 ile 1'i deniyorum. Sağlıyor mu diye. Bunları çarptım. X oldu. Burayı çarptım. Eksi 4 X oldu. Hadi gelin eksi 4 ile X'i toplayınca ne geldi? Ortadaki terimi verdi. Yani eksi 3 X'i. Bu durumda ne geldi? X eksi 4 çarpı X artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırmış oldum. X kare artı 7x artı 10 ifadesini çarpanlarına ayıran bir öğrenci, çarpanlardan birini ve diğerini bulmuş. Şimdi arkadaşlar, hadi gelin ayıralım. Neydi? X kare artı 7x artı 10 olacaktı. Şimdi çarpımları 10 olan ve toplamları 7 olan iki tane sayı bulacağım. X kareyi x x şeklinde ayırdım. Onu da çarpımları 5 ve 2. Zaten çarpımları artı olacağı için ya her ikisi de artı ya da her ikisi de eksi olacaktır. Ancak toplamları artı olacağı için sayılarım artı olmak zorundadır. Şimdi çarptım. Bakın 2x geldi. Çarptım 5x geldi. Toplayınca dikkat edin bana neyi verdi? 7x'i verdi. Bu durumda ben bu ifadeyi artık çarpanlarına ayırabilirim. Nasıldır? x artı 5 çarpı x artı 2 şeklinde. O zaman arkadaşlar karenin biri 5'tir. Diğer üçgenim yani çarpanım da 2'dir. Bunların toplamı da 5 artı 2'den 7 olarak bulunur. Yukarıda verilen üç terimli ifadelerden hangileri çarpanlarına doğru ayrılmıştır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar x kareyi x x şeklinde ayırdım. 27'yi de 9'a 3 şeklinde ayırdım. Ancak toplamları eksi olacağı için her ikisine de eksi verdim. Çünkü neden? Çarpımları artı olacak. Şimdi çapraz çarpımlarını kontrol ediyorum. Dikkat edin. Eksi 3x geldi. Çarptım. Eksi 9x geldi. O, bu durumda bunların toplamları da neyi verdi? Eksi 12x'i. O zaman yazarken nasıl yazacağım arkadaşlar? Karşılarındaki elemanlarla birlikte x eksi 9'a x eksi 3'tür. Birinci öncülüm doğrudur bu durumda. İkincisine bakarsak şöyle şuraya alalım. x kare eksi 9 x eksi 10. Ne yapacağım şimdi yine? x kareyi x x ayırdım. Onu da ona bir şeklinde ayırdım. Neden? Çünkü toplamları 9 olmasını istiyorum. Daha doğrusu eksi 9 olmasını istiyorum. O zaman büyük olanın önüne bir eksi attım. Şimdi kontrol ediyorum çapraz çarpımlardan. X ile 1'i çarptım. X, X ile eksi 10'u çarptım. Eksi 10 X. Topladım. Bakın neyi verdi? Eksi 9 x'i yani ortadaki elemanı. Bu durumda nasıl ayrılacaktır? X eksi 10'a x artı 1. O zaman ikinci öncülüm de doğrudur. Şimdi Üçüncüsüne bakarsam nedir? x kare artı 2x eksi 35. x kareye yine xx ayırdım. 35'i de 7'ye 5 şeklinde ayırdım. Yalnız bu sayıların önüne bir tanesini eksi gelecek. Niye? Çünkü çarpımları dikkat edin eksi. O zaman hemen bakalım. Şunun önüne bir eksi koyarsam. Neden? Çünkü çapraz çarpımı eksi 5x. Çapraz çarpımı 7x oldu. Dikkat edin topladığınız zaman 2x yani ortayı verdi. Bu durumda nasıl yazılacaktır? x artı 7 çarpı x eksi 5. Gördüğünüz gibi üçüncü öncül bu durumda yanlıştır. Cevabım 1 ve 2'dir. 3 parçalı bir yapıdan oluşan yukarıdaki matematik yapbozunda küçük parçalar şekildeki gibi büyük parçanın çarpanlarını oluşturuyormuş. Buna göre diyor x kare eksi 8x artı 15. Hadi gelin x kare eksi 8x artı 15'i bir çarpanlarına ayıralım. x kareyi ayırdım. x x 15'i ayıracağım 5'e 3 şeklinde. Bir kere toplamları eksi olacağından dolayı her ikisinin de önüne eksi koydum. Şimdi kontrol ediyorum x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3x. x, x ile eksi 5'i çarptım. Eksi 5x. Bakın topladım. Eksi 8x ortayı verdi. O zaman çarpımları daha doğrusu çarpanları ne olacaktır? x eksi 5 ve x eksi 3 olacaktır. O zaman kutulara yani puzzle parçalarına yazılacak olan çarpanlar x eksi 5'e x eksi 3 şeklinde olacaktır. Kırmızı kutuların içindeki üç terimli ifadeler yeşil kutuların içindeki çarpanları ile eşleştirildikten sonra açıkta kalan iki yeşil kutuda bulunan ifadelerin çarpımı sonucunda elde edilen üç terimli ifadeyi bulun. Şimdi öncelikle x kare eksi x eksi 6'yı çarpanlarına ayıralım. x kareyi x x şeklinde ayırdım. 6'yı da 3'e 2. Yalnız bunların bir tanesinin önü eksi gelecek. Neden? Çünkü çarpımları eksi oldu. O zaman eksi şey 3'ün önüne bir eksi koydum. Şimdi kontrol ediyorum. x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3 x. x ile 2'yi çarptım. 2 x. Bakın toplamı ne geldi? Eksi x. Bana ortayı verdi. O zaman bu ifadenin çarpanları nedir? x eksi 3'e x artı 2'dir. Şimdi bir diğerini kontrol edelim. Neydi? x kare artı 3x eksi 10'du. Hadi bakalım bunu bir ayıralım. x kare xx oldu. Çarpımları 10 ne olabilir? 5 e 2. Neden aldım? Çünkü toplamı da 3 yapacak ya bu şekilde düşünüyorum. O zaman şu 2'nin önüne bir eksi koydum. Neden? Çarpımları eksi olacak. Şu an deniyorum bakalım. Çapraz çarpım tutacak mı? x ile eksi 2'yi çarptım eksi 2x. x ile 5'i çarptım 5x. Dolayısıyla toplam ne geldi? 3x geldi. O zaman yazarken nasıl olacaktır? x artı 5'i x eksi 2 şeklinde olacaktır. Şimdi x artı 5'i buldum. Bu gitti. x artı 2'yi kullandım. x eksi 3'ü kullandım. Ve son olarak x eksi 2'yi kullandım. Geriye ne kaldı? x artı 1 ve x artı 3 e adam ne istiyor benden bunları çarp arkadaşım diyor. Sonra da 3 terimli ifadeyi elde et diyor. Hadi çarpalım x ile eksi çarptım x kare x ile 3'ü çarptım 3x 1 ile eksi çarptım x ve 1 ile 3'ü çarptığımda da 3 geldi. Ben bu ifadeyi toparlarsam x kare artı 4x artı 3 şeklinde bulmuş olacağım. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.